Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binurun Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz kış demeden hiç bıkıp usanmadan yiyebileceğiniz çok lezzetli, yapımı çok kolay patlıcan yemeği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. İçerisine etle koymuş olduğum bu yemeğe bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden yemeğimin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 3 adet patlıcan kullandım. Patlıcanları güzelce yıkadım. Alacalı olacak şekilde soyuyorum. Daha sonra uç kısmını temizliyorum. Patlıcanları dörde böldükten sonra 3 parmak aralıklarla doğrayacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Doğramış olduğum patlıcanları genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Hiç suda bekletme yapmayacağız. Tencerenin içerisine yağı koydum güzelce kızdırdım. Patlıcanları içerisine atıyorum. Burada arkası önü altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartıyorum. Sizlere bir de tavsiyede bulunmak istiyorum. Patlıcan yemeğinizi yaparken mutlaka yağı gösterin. Hafif yağda kızartmış olduğunuz patlıcan yemekleriniz daha lezzetli olur. güzelce kızartmış olduğum patlıcanları kevgir yardımıyla yağını süzdürerek alıyorum. Bütün patlıcanları bu şekilde kızgın yağda kızartıyorum. 6 adet sivri biberi 3 parmak aralıklarla güzelce doğradım. Kızgın yağın içerisinde biberleri çok hafif gezdiriyorum. Biberleri de kevgirde güzelce süzdürerek alıyorum. Küçük soğanların kök kısımlarını ve uç kısımlarını temizleyip kabuklarını soydum. Bir kase soğanı tencerenin içerisine koyuyorum. Hafifçe yağın içerisinde kavuruyorum. Bu arada içerisine de 2 diş sarımsak atmıştım. Video onu çekmemiş. İçerisine 2 diş de sarımsak koyuyorum. Soğanlarla birlikte sarımsağı güzelce kavurduktan sonra kevgirle yağını süzdürerek onları da alıyorum. 3 adet domatesin kabuklarını soydum, halka halka doğradım. Aynı tencerenin içerisine domatesleri koyuyorum. Domatesin her iki yüzünü 1 dakika aralıklarla pişirerek çeviriyorum. Yemeğimizi tekrar pişirme işlemi gerçekleştireceğiz. O yüzden ön pişirme yapıyoruz. Sebzelerde çok fazla pişirme işlemi gerçekleştirmiyoruz. Arkasının önünü 1 dakika pişirdikten sonra domatesleri de başka bir tabağın içerisine alıyorum. Aynı yağı güzelce süzgeçten geçiriyorum. Yayvan bir tencerenin içerisine koyuyorum. Tarifimde 200 gram kuşbaşı et kullandım. Uzun uzun kesmiş olduğum kuşbaşı etlerini tencerenin içerisine koyuyorum. 3-4 dakika boyunca etleri güzelce kavuracağız. Etleri kavurma aşamasında tencerenin kapağını mutlaka kapatıyoruz. Dana kuşbaşı olduğu için etlerimiz biraz sert. O yüzden iyice pişmesini istiyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Kuşbaşı etlerini güzelce kavurduk. İçerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Salçaları tencereye koyduktan sonra güzelce kavuruyorum. Böylelikle ekşi tadından kurtulmuş oluyoruz. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Baharatlar birbirine geçinceye kadar şöyle bir karıştırıyorum. Diğer taraftan da suyumuzu kaynatıyoruz, yemeğimize sıcak su koyacağız. Etlerin üzerine iki parmak geçinceye kadar kaynar sudan koyuyorum. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşe getiriyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz etler güzelce pişinceye kadar bu şekilde bekletiyoruz. Sizler arada bir mutlaka etlerinizi kontrol edin. Piştiğinden emin olduktan sonra diğer malzemeleri koyacağız. 30 dakikanın sonunda etlerimi kontrol ediyorum. Güzel bir şekilde piştiler. İçerisine kavurmuş olduğum bir kase kuru soğanı ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kızarttığım patlıcanları diziyorum. Bu arada ocağımızın altını kapattık. Malzemelerin hepsini koyuncaya kadar ocağımızın altı kapalı duracak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Patlıcanlar dizme işlemi bittikten sonra biberleri de aralıklı olacak şekilde diziyorum. En son tencerenin üst kısmına domatesleri de diziyorum. Bu yemeğin lezzeti ve görseli gerçekten çok güzel oluyor. Domatesleri de dizip ocağımızın altına açıyoruz. Tenceremizin kapağını kapattıktan sonra kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Sadece 15 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. 15 dakikanın sonunda tenceremizin kapağını açıyoruz. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Üzerine koymuş olduğum sebzelerin üzerine çatalı batırıyorum çok kolay bir şekilde çıkıyor. O yüzden yemeğimizin piştiği anlamına geliyor. Artık yemeğimizi servis edebiliriz. Bu yemeğimizi sıcak servis ediyoruz. Sizlere bu leziz yemeğin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Ön pişirmede yapmış olduğum bu yemeği servis tabağına koyuyorum. Yanına bir de pirinç pilavı yaparsanız gerçekten çok lezzetli ve tadına doyulmaz bir yemek oluyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu leziz tencere yemeğini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu yemeğimin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.